Haftanın geleceğin yıldızı adayına geçeceğiz. Geleceğe dönüş her hafta özel bölümlerimiz var. Bazı haftalarda konsept belirleyip FM oynuyoruz evet, burada. Yapacağız Bazı bu arada. Yapacağız. Bazı haftalarda geleceğin yıldızını seçiyoruz. Genç yetenekleri size anlatıyoruz ki biraz uğurlu da geldiğimize inanıyorum. İki senedir yaptığımız neredeyse tüm oyuncular ya transfer oldular ya takımlarında ilk 11 oynadılar. Şampiyonlar Ligi oynayanı bile var. Oynamayan galiba yok. Evet. Oynamayan yok. Evet takımlarında Geçenlerle ilk 11'e de geldiler yani evet. hepsi. Ee, onun dışında e, bir de nostalji bölümlerimiz oluyor. Bu hafta genç yıldızı seçeceğiz. İsmimiz Vefa Temel. Bursa Spor'un Fransa doğumlu genç oyuncusu. Kasım 2002'de Fransa'da Nant doğumlu 19 yaşında bir oyuncu. Orta saha oynuyor. Geçen sene 4 maça çıktı. Ee, Mustafa Hoca ile oynamaya başladı Ali Akmanlar birlikte ama o sırada talihsiz bir sakatlık çapraz bağları koptu. Ve oynayamadı. Formasından uzak kaldı. Şimdi o sakatlıktan döndü. Oynamaya biraz yavaş yavaş başladı ama biraz takımın iddiası döneminde genç oyuncular biraz arka plana atılabiliyorlar. Bu sene 7 maçı var. Bir ilk 11'i var kupada. E, golü var Ceyhan Spor'a ki e, bu sosyal medyada bazı yerlerde gördüm. Messi golü olarak paylaşıldı. E, i̇doli de Messi. Ee, onun gibi oynamaya çalışıyor biraz da. Zaten örnek aldığı oyuncu. Ronaldo mi sorusuna bu kulüp televizyonunda da tartışmasız Messi. Hakkai mı demiş. Messi <laughs> diyor direkt olarak. Ee, Kupa'da gol, ligde asisti var bu sene. Ee, orta saha oynuyor dedim. Fransa'da doğdu ve 6 yaşına itibaren Nantes altyapısına girmiş bir oyuncu. 15 yaşında Bursa'ya geliyor. Bursa Spor'un transferi. Ee, doğal olarak Fransızca ana dili. Türkçe de ama neredeyse ana dili olarak söyleyebiliriz. Yani biraz Emre Akbaba'yla... ...benzer profil evet. o açıdan gelişim olarak. Biraz da İngilizcesi var. Süper Lig'den bazı takımların takip ettiği bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Kişisel çalışmasını, diyetisyeni var. Beslenmesine o açıdan dikkat ediyor. Sakatlık döneminde sadece bir haftaya Fransa'ya gitmiş. Bir hafta Fransa'ya gitmiş burada İstanbul'da özel hocası eşliğinde günde çift antrenmanla kuvvetlenmek açısından hazırlıklarını sürdürmüş. Şimdi hoca İstanbul'da olduğu için online olarak yine o fitness derslerine devam ediyor. Ee, karakter olarak biraz daha sakin bir karakter, sakin gözlemler, ondan sonra karar verir insanlar hakkında, çevre hakkında, olaylar hakkında kararlarını efendi bir karakter olduğunu söylüyorlar ki Fransa'da zor bir ortamdan çıkmış, biraz evet. böyle ghetto kültüründen çıkmış bir isim olarak söylüyorlar. Yurtdışı hedefi var tekrar. Süper Lig'de büyük kulüplerde oynama hedefi var. E, Fransa Ligi'ni çok yakından takip ediyor. Fransa Ligi'ni hakim. En çok takip ettiği lig Fransa Ligi. ikinci İspanya Ligi. E, sana da soracağım o liglerle ilgili bir hedefi olabilir mi diye. E, Fran Büyük yaşlarda gelmiş değil Fransızcası vardır yani. Fransa doğumlu 6 yaşında itibaren Nant altyapısı. 15 Aynen. yaşında Türkiye tamam. geliyor. Zaten... İlk, ilk durağı Fransa Ligi olabilir o zaman. Ha, mantıklı yani. <laughs> E ee, hobileri PlayStation yok enteresan şekilde. Ee, Fransızca romanlara sarmış bu ara. Fransızca rap dili gibi dinliyor. Fransızca rap de yapıyor oradaki arkadaşlarıyla. Ama burada Bursa'da biraz takım biraz çevre derken Türk e, arabeskede. de biraz kendisini kaptırmış <laughs> durumda. Fransızca rap ile başlayıp arabeske giden bir Kaçın süreç. Masu. Evet, rapin, Fransızca rapin özellikle sıkı takipçisi kendisi de yapıyormuş. Sen nasıl izledin bir scout gözünden oyuncuyu e, teknik olarak nasıl değerlendirirsin? <laughs> bir kere ben şuraya kısa bir not aldım. Olur. Olur, olur şu, şu ne olur. Yurt dışı hedefi var dedin ya. Yurt dışı hedefi olur. Hani hmm. yeter ki çalışmaya devam etsin. Çünkü yurt dışında insanlar şuna bakıyor. Oradaki scout ekipleri hem alt akılların hem de altyapılarına ya da kiralanacak, yatırım yapılacak oyunculara bakılırken diyorlar ki özellikle o merkez orta saha ve hücum oyuncularında yetenek olarak bize bir elmas olsun. Biz onu işleriz zaten. Yani işlenmiş olması şart değil. Zaten durumun farkındalar. Türkiye altyapısında hani çok böyle tam olarak çıkmadıklarını ama çok elmas olduklarını da farkındalar. o yetenek parıltısı olsun. Biz gerisini hallederiz. E bakınız Burak İnce aldılar Ömer Faruk gitti. Ki Özdeşehir'de çok iyi bir yer evet. o yüzden. Aynen öyle. E, Vefa Temel'de de o, o, ışık var gerçekten. E, bir kere topla dribnikleriyle o ışığı direkt veriyor. E, İdori Messi, Messi'ye benzer özelliği top ayağına çok yakın bir şekilde hareket ediyor. Hmm. Yani, koordinasyon çok iyi gerçekten. Ve bir de şu var. Şimdi bir on numara aslında. Hani tabir olarak on numara. Artık öyle bir çok fazla mevki kalmadı ama. E, oyuncular özellikle olarak on numara doluyor. Ama modern futbolda iki yere serpişiyorlar. Bir geliyor galiba. Abi mecbur gelecek. Bir Messi düşün. Messi öyle. olacaksan sağ forvet oluyorsun. Tamam. Ya da bazı oyuncular gibi iç orta saha Iniesta gibi ya, serbest 8 oluyorsun. <laughs> Hücum öyle 8 oluyorsun diye yani, farklı olsun. Alta şimdi yorum gelecek. Nobody soru işareti hiçbir şey yok. O yüzden bu sefer o tabiri o tabiri adını almak istemiyorum falan. fazla şey olmaz. Abartmayalım. E, Vefa da 8 numara olmaya çalışıyor gibi geliyor. Hatta onu o şekilde yönlendiriyorlar ve doğru tercih olabilir. E, çünkü hakikaten bugünün futbolunda merkezde dribblingle hat kıran oyuncunun kadar değerli olduğunu görüyoruz. Üst düzey, yani foldınlarda da görüyoruz. Ligimizde de görüyoruz. E, Vefa temelde de o zaten doğuştan temelden o özelliği var. Dribbling özelliği. Onu biraz işte e, fizik güçle, biraz oyun aklıyla, biraz topu yönlendirmesi. Çünkü biraz daha hani... Toy bir oyuncu olduğu için dribbling yapıyor adam istediğim bir de şunu istediğim be. Var hala yani daha çok evet. genç tabii. Ee, ama zamanla şey olacak, eksiltecek Pedri gibi. Ondan sonra boşluğa verecek. Eksiltemezse Emre Mor zaten. Tabii. Aynen <laughs> ondan oraya doğru. Aynen. Kariyer kırılıyor yani. Evet, Messi böyle iki yol Messi, Emre Mor böyle gidiyorsun. Hangisini seçiyorsun? Tamam, tabii ona gözük ediyor Emre Mor hani yanlışlarına saptık. Aynen. Yani. Hiç durdurursan arabayı da işte şeyde şey var ya bizim <laughs> abi arkadaş yıldız oluyormuş Galatasaray istiyormuş sakatlanmış o zaman. <laughs> tabii tabii aynı öyle oluyor. Herkesin öyle topçuydu. bir tanıdığı vardır ya. Çok, Çok büyük top. topçuydu abi. Selgen evet. Sergen diyordu ki ben diyor o bu çocuktan iyisin diyor. Ben biliyorum. ben ondan öğrendim bunu. <laughs> <laughs> eee 8 numara gerçekten özel bir oyuncu olabilir. Ee, ve Avrupa yolu da daha kısa olur. Ee, o yüzden ona kim yönlendirirse doğru bir mevkiye doğru yönlendirdiğini düşünüyorum. Şut özelliği de var. Bahsettiğin gol gerçekten güzel bir goldü. Eee yani Kumaşular çok özel bir oyuncu. Yeter ki işlensin. Yolunun neresi olması sana daha mantıklı geliyor. Fransa, İspanya, işte ne bileyim İstanbul takımları ya da Bursa Spor'da daha çok oynamak, belki bir yere kiralık gitmek. Yani bu e, yetenek, bu yeteneklerini yani merkez orta gösterebildiği takdirde oynamayacağı lig yok zaten. Ee, Zaten bu tip oyuncular artık direkt Avrupa yapıyor Hı -hı. dikkat edersen. Hı -hı. Ee, belki de o zaten hedefi de varmış. Var. Sanki galiba direkt Avrupa'da görebileceğimiz yeteneklerden birisi olur gibi geliyor. Eğer böyle giderse, işler yolunda devam ederse. Vefa temeli anlattık. Bursaspor'un Fransa doğumlu, Antalya altyapısından alt e, alt transfer ettiği bir isim. Vefa'ya yine e, biz kariyeri boyunca gönülden geçenlerin gerçekleştiği sakatlıksız sağlıklı e, sezonlar diliyoruz ki sakatlığın ne kadar onu kötü etkilediğini. O en iyi bilenlerden biri çapraz bağ sakatlığı geçen sene onu çok kötü etkiledi. Umuyoruz iyi bir kariyer e, onun peşinde olur ve e, milli takıma da faydalı bir oyuncu olmasını e, diliyoruz. Mustafa Demirtaş ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Sosyos.com sundu. Geleceğe dönüşü noktalıyoruz. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça